Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. İş dünyasının nabzına ışık tutacak iş dünyası ve ekonomi programı Altın Rehber programıyla sizlerleyim. Sağlıktan güzelliğe, otomotivden inşaata, tekstilden turizme, yeme içmeden teknolojiye her alanda merak ettiğiniz her şey Altın Rehber programında. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle haber turumuza başlıyoruz. Gaz grubu Türkiye faaliyetlerine devam kararı aldı. Rusya'nın en büyük ticari araç üreticisi olarak bilinen Rusya ile Türkiye arasındaki kriz sebebiyle çalışmalarına ara veren gaz grubu faaliyetlerine devam kararı aldı. Avrupa Birliği ile ilişkilerin devam edeceğini belirten Maliye Bakanı Ağbal, bu yapılanları Avrupa hakları ile ilişkilendirmek asla mümkün değil. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkiler önümüzdeki günlerde daha da artacak. Güler Yüzlü ekibiyle hizmet veren Aydın'daki Necati'nin yeri yarım asırla konuk oluyoruz. İzleyelim. Sevgili Altın Rehber izleyicilerimiz, programımız Efeler Diyarı Aydın'da tüm hızıyla devam ediyor. Aydın Ortaklar'da buranın en eski çöp şiş mekanı olan yarım asırlık Necati'nin yerindeyiz. Yanımda işletme sahibi Mahsun Arman var. Mahsun Bey, öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Acun Medya'ya teşekkür ediyoruz. Ben 92 yılında başladım bu çöp şiş işine. Benden daha önce Necati Usta çalıştırıyordu. Ben yanında çalışırken emekli ayrıldıktan sonra bana bıraktı. 2004 yılından beri de ben devam ediyorum işletmeci olarak. Çöp şiş, köfte, sucuk bizim ortakların en meşhur şeyleridir. Aydın İstanbul'dan, Antalya'dan, yani Türkiye'nin her yerinde bu taraflara gelen kişiler ortakları çöp işini bilirler. Tam olarak kaç yıldır bu sektördesiniz ve yarım asırlık, gerçekten yarım asırlık tabiri burası için çok doğru bir deyim. Tam olarak kaç yıldır faaliyet gösteriyor burası? Ben 92'de başladım. Benden daha önce Necati Usta şu an 90 kusur yaşlarında. O 25 yaşlarında başlamış bu çöp işi yapmaya, bu dükkan işletme. Yarım asırı geçmiş artık, biz gene de yarım asır olarak kalıyor. Devam. Evet, az önce de söylediğim gibi yarım asırlık deyimi burası için çok doğru bir deyim bence. Peki Mahsun Bey, müşterilerinizin sıklıkla tercih ettiği lezzetler nelerdir burada? Çöp şiştir. Çöp şişleri biz süt danadan yapıyoruz. En sonunda bir kuyruk yağı takıyoruz şey olarak, daha tadı şey olur diye. Daha güzel bir tat verir. Bir de kendi yapımımız sucuk var. Sucuğu çok tercih edenler var. Hatta şöyle diyebilirim, İzmir'den kalkıp buraya sırf sucuk almak için gelip yemek yiyip kiloyla sucuk evlerine götüren çok müşterilerimiz de var. Sucuğu kendimiz yapıyoruz. Aynı çöp şişte kullandığımız eti aynısını sucuğu yapıyoruz. Sucuk kendi yapımımız, kendi imalatımız ve sucuğumuz çok güzeldir. Market sucuklarına benzemez. Evet, şu anda da zaten masada otururken kokusu buram buram aslında sardı burayı. Kendi yapımınız olduğu kokusundan da belli oluyor. Peki Mahsun Bey, etler müşterilere sunulmadan önce hangi aşamalardan geçiyor? Bizim burada etlerin herhangi bir terbiye, soslama şeyi yoktur. Sadece etleri 2 günlüğüne dinlendiriyoruz. Et 2 gün dinlendikten sonra dizilip müşteriye sunuluyor direkt. Peki Mahsun Bey, firma gördüğüm kadarıyla çok büyük. Kaç kişilik bir kapasitesi var bu firmanın, yani bu işletmenin? 300 kişilik kapasitesi var. Yemeklerinizdeki lezzetin sırrı nedir? Yani burası yarım asırdır devam eden bir işletme ve artık günümüz şartları her işletmeci bu başarıyı yakalayamıyor. Buradaki lezzetin, başarının sırrı nedir? Başarının sırrı eti süt danada kullanılması gerekiyor. Süt dana et, eğer ki dana daha yaşı büyükse eti sert düşer. Süt danadan kullandığımız için bir de ucularına birer tane kuyruk yağı takıyoruz. O kuyruk yağı ayrı bir tat veriyor. Pişirirken ızgarada böbrek yağıyla pişiriyoruz. En püf noktası orasıdır. Böbrek yağıyla pişiriyoruz. Eti sadece süt dana ve dinlendirilmesi gerekiyor.
Peki, izleyicilerimizin çok merak ettiği sorulardan bir tanesi daha. Et pişirilirken dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir? Şimdi tabii sizin burada kullandığınız ekipmanlar farklı ama evde pişirirken nelere dikkat edilmeli? Evde pişirilirken közü çok fazla alev almayacak. Fazla sıcak şey olmayacak. Normal közde közün üstüne hafif kül atılarak, normal ısıyı vererek pişireceksin. Çok fazla şey olduğu zaman etin yüzü yanar, içi çiğ kalır, etin hiçbir tadı olmaz. Alevi çok yüksek olunca ızgaranın. Az önce soğanın tadına bakma fırsatını da buldum. Soğan çok tatlı bir tadı var. Bunun sebebi de böbrek yağıyla pişiriyor olmanız mı acaba? Evet, soğanları önce şey yaptık mı, ızgara yaptık mı, böbrek yağıyla pişiriyoruz. Böbrek yağıyla piştiği için de hem acısını alıyor, hem daha lezzetli, tatlı oluyor. Daha güzel bir tat veriyor soğana. Gördüğüm kadarıyla ayranlar da hazır değil. O da burada sizin ev yapımınız sanırım. Yani burada yapılan bir ürün, doğru mudur? Evet, ayranı kendimiz yapıyoruz. Ceyk ayranı yapıyoruz burada. Hatta şöyle diyeyim, sütü da kendimiz getiriyoruz. Kendimiz mayalıyoruz yoğurdu. Burada her şeyi kendimiz hazırlıyoruz. Bizlerin de birebir şahit olduğu bir durumdur bu. Buradaki her şey şu anda sucuk olsun, işte etimiz olsun, ayranımız olsun, hepsi çok taze. Hepsinin tadı gerçekten taze olduğunu belli ediyor. Aynı şekilde peynirimiz ve tereyağımız da köyden geliyor, doğru mu? Tereyağı olur. Burada köylü arkadaşlarımız var. Onlar hazırlıyor bize, onlardan alıyoruz. Tereyağı olur, çöp şişi vermeden önce sıcak lavaşı ile beraber ikram ediyoruz masalara, müşterilerimize. Çöp şişi hazırlanana kadar onlar da onunla biraz atıştırıyorlar. Güzel gidiyor şey olarak. Evet, belki de lezzetin sırrı tabii ki de burada sizin yılların vermiş olduğu tecrübenin de bir etkisi var. Tabii ki de bunun büyük bir etkisi var, ancak taze ürünler kullanıyor olmanızın da sizin lezzetinizde büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık işletmelerde çok fazla taze ürünler kullanılmıyor. Hatta çöp şişleri ben az önce şahit oldum yine aynı şekilde. Burada direkt pişirilip masaya getirildi. Hani ısıtılıp getirilmedi. Yok. Bu da... Tabii ki. Şimdi eti bekletip de ısıtıp da sonra gönderdiğin masaya, o et zaten hem kurur hem tadı kalmaz. Saman gibi olur o et. Eti yeni taze pişirilecek, direkt masaya sunulacak ki o zaman müşteri, gelen kişi damak tadını alabilecek, daha etin lezzetini alabilecek. Evet, çok teşekkür ediyorum sizlere. Röportajımı sonlandırmadan önce buradan izleyicilerimize, potansiyel müşterilerinize söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Herkesi bekliyoruz buraya. Çöp şişim bu güzel tadı bir tatmalarını tavsiye ederim. Ortaklar Necati'nin yeri çöp şişe. Ben de buradan izleyicilerime mutlaka gelin ve görün diyorum burayı. Bakalım sıradaki durağımız neresi? Konsepti nasıl olmalı sizce? İzmir Alsancak'taki My Wedding House'a konuk olduk. Birlikte izleyelim. Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. İzmir'in Alsancak ilçesinde Wedding House'dayız. Yanımda firma yetkilisi Dila Hanım var. Dila Hanım, öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? İsmim Dila Acar. İzmirliyim. Bu arada sizler de hoş geldiniz İzmir'e. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Dila Hanım. Dila Hanım, kaç yıldır bu sektördesiniz? Wedding House kaç yıldır faaliyet göstermekte İzmir'de? 99 yılından bu yana hizmet vermekteyiz. Kurucusu ablam Zeynep Acar'dır. Düğün, davet, organizasyon,
kurumsal sektörlerde olmak üzere A'dan Z'ye hizmet vermekteyiz. Yani bu alanda kurumsal şirketlere, sünnet, düğün, kına organizasyonları yapıyorsunuz. Peki müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? A'dan Z'ye her şeyi organize ediyoruz. Mekan ya da otel yer anlaşması, dekorasyon, fotoğraf video hizmeti, orkestra ya da DJ, teknik kurulum. Eğer bu bir sünnet organizasyonuysa ya da bir düğünde çok sayıda çocuk sayısı varsa çocuklara yönelik animasyon ekibi, her organizasyonda olacağı üzere davetiye, bunun takibinin yapılması, komple A'dan Z'ye organizasyon yapıyoruz. Çok güzel. 99 yılından beri faaliyet göstermenizden de anlaşıldığı gibi bu konuda çok detaycısınız. Ben de az önce şahit oldum Dila Hanım. Son dönemlerde organizasyon şirketleri yoğun bir artış gösterdi. Peki siz diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir? Ne gibi, yani diğer firmalardan artı olarak ne gibi hizmetler sunuyorsunuz müşterilerimize? Aslında şöyle söylemek daha doğru. Herkesin talebi farklılık gösterebiliyor. Bazı organizasyonlarda davet sahipleri mekanı kendisi ayarlamış olabiliyor ve diğer konularda bizden destek isteyebiliyor. Dekorasyon, müzik, fotoğraf ve benzeri konularda. Ya da kendi eşrafında tanıdığında müzikle ilgili tanıdığı kontağı varsa dekorasyon, fotoğraf ve benzeri diğer konularda hizmet alabiliyor. Değişkenlik gösteriyor. Biz aslında burada düğün planlayıcısı olarak hizmet veriyoruz. Daha doğru açılımı bu şekilde olacak. Çünkü herkes bu yola çıkarken talepler var, istekler var, bir de tabii bütçe var. Özellikle de dekorda belirleyici faktör davet sahibinin bütçesidir. Önemli olan hayallerle bütçeyi bir şekilde birbirine yaklaştırabilmektir. Biz de burada önceliğimiz, çünkü yıllar geçtikten sonra bir düğünde misafirler tarafından oradaki dekorasyon aslında çok fazla akılda kalmaz. İnsanların hafızasında kalan ve yıllar geçse de insanları unutulmayacak şey yaşatmak eğlencedir. Çünkü o geceyi unutulmaz hale dönüştüren tek şey aslında eğlencedir. Çok güzel eğlendik dedirtebilmektir insanlara. İnsanları doğru şekillerde yönlendirip, çok fazla kalem var, çok fazla detay var. İnsanlar bu işe girdiklerinde görüyorlar ki işte nikah şekeri, peçeteliği, davetiyesi, RCV takibi, kapıda karşılama ekibinden tutun, havai fişeği, efektif görsel şovları, çok çok fazla detay var. Ama herkesin tabii öncelikleri değişkenlik gösterebiliyor. Dediğim gibi az önce de bütçeye de paralel değişkenlik gösterdiği için burada önemli olan onların bütçesinde doğru şekilde olması gerekenlerden başlayarak ilerlemek. Şimdi organizasyon şirketi deyince insanlar en güzel günleri için sizlere bir planlama için geliyorlar. İnsanların aslında siz rüyalarını gerçekleştiriyorsunuz burada. Peki bu konuda standart paketleriniz mi var, yoksa kişiye özel planlamalar yapabiliyor musunuz? Bu konudan da biraz bahsedelim. Aslında kişiye özel tamamen planlıyoruz. Orada da bizim yönlendirmelerimize paralel gelin ve damatların talepleri doğrultusunda o geceyi planlamış oluyoruz. Ancak bazen gelin ve damatlar tarafından bazı talepler gelebiliyor. Biz orada davet sahiplerini gerekli midir, gereksiz midir? Çünkü 99 yılından bu yana hizmet verdiğimiz için insanlara her şey tabii en ince detayına kadar açıklamasını yapıyoruz. Ya o günlerinde de bir filyanın yanlarında bulunduğumuz için gecenin sonuna kadar gereksiz gördüğümüz bazı şeyler varsa onları dile getirip onun yerine başka şeylere yönlendiriyoruz. Peki Dila Hanım, insanlar düğün, kına, işte az önce sizin bahsettiğiniz hizmetlerde neden organizasyon şirketini tercih etmeli? Şöyle ki çok fazla aslında konu var. Her konuyla kendiniz birebir görüşmeye gidip randevu alıp zaman harcamaktansa tabii ki bir organizasyon firması tarafından bütün bunları koordine etmek hem zamandan kazanmış oluyorsunuz hem de tek bir aslında karşınızda muhatabınız oluyor. Tabii şu da var,
komple her şeyi biz sağlasak da ortak belirlediğimiz bu bir orkestra olabilir ya da fotoğrafçı olabilir. Mutlak surede tabii ki onlarla da ofisimizde gelin ve damatla toplantılar yapıp o insanları tabii bir araya getiriyoruz, tanıştırıyoruz. Karşılıklı davet sahipleri taleplerini dile getiriyorlar. Aynı şekilde onlar da yönlendirme yapıyorlar gibi ama en azından organizasyon şirketi üzerinden tüm buna ulaşmak hem daha kolay hem de daha avantajlı aslında. Anladım. Röportajımın sonuna gelirken sizlere de sormak istiyorum. Buradan izleyicilerimize, potansiyel müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Ben aslında mutluluk diliyorum. Düğün herkesin hayalinde hayali olan bir gece ve o gecenin evet herkes çok güzel rüya gibi geçmesini hayal eder. Ancak bazı çiftlerimiz bu süreci biraz daha stresli yaşayabiliyor, daha heyecanlı olabiliyor ve bunu kendisi daha biraz stresli hale dönüştürebiliyor. Ben her zaman şunu söylüyorum, bu sürecin ve o günün keyifle geçmesi gerektiğine inananlardanım. Bunu daha eğlenceli hale dönüştürmek gerektiğine inananlardanım. Ve en önemlisi yaşadıkları o gecenin devamında evliliklerinin sağlıkla, huzurla, mutlulukla ömür boyu devam etmesini diliyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Dila Hanım. İzmir Alsancak'ta My Wedding House bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi? Hem aile hem arkadaşlarla keyifli bir vakit geçirebileceğiniz İzmir Bornova'da bulunan Kanatçı Ocakbaşı'na konuk olduk. İzleyelim. Nurettin Bey, bize Kanatçım Ocakbaşı firmasını anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz, ne hizmetler veriyorsunuz? 10 yıldır bu sektörümüz açık. Müşterimize en iyi hizmeti vermek için mücadele veriyoruz. Ürünlerimiz kasap, kendi kasabımız. Ürünler bizim kasaptan geliyor. Tavuk kaliteli yerlerden alıyoruz. Adana'mız var, ciğerimiz var, kuzu ciğeri var, çöp şişimiz var, kuzu şiş var, patlıcanlı var, domateslimiz var, kuzu pirzolamız var, büftek, bonfile, sucuğumuz var. Biz kendimiz yapıyoruz sucuğumuzu. Yani ürünlerimiz son derece güzel, nezih, kaliteli ürünler. Kendi ellerinizle seçiyorsunuz. Tabii ki kasap bizim olduğu için daha avantajımız var. Her şeyi güzel alıyoruz yani biz. Peki Kanatçım Ocakbaşı'na bu tarz yerlerden ayıran özellik nedir? Bu tarz birçok yer var. Siz farklı olarak neler yapıyorsunuz? Biz farklı olarak en önemlisi elemanlarımız. Buradaki elemanlar 10 yıldır hep beraber çalışıyoruz. Kesinlikle hiçbiri değişmiyor. Biz yani kaliteli olmak için her gün aynı ürünü çıkarıyoruz. Her gün aynı. Kesinlikle bir gün değişmiyor. Bir müşterimiz gelip de bugün bir lezzet, başka bir lezzeti hayatta tatmıyor. Hep aynı. Değişmiyor. Çünkü sonuçta 10 yıldır bütün elemanlarımız beraber çalışıyoruz. Ondan dolayı bizim avantajımız çok. Yani müşterilerimize sıcak, güler yüzlü, aile ortamında bir servis sağlıyoruz diyebilir miyiz? Evet, evet. Ondan dolayı zaten 10 yıldır burada çalışıyor bütün elemanlar. Peki Nurettin Bey, son olarak seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Neden sizi tercih etsinler? Neden bizi tercih etsinler? Kaliteli ürün yapıyoruz. En önemlisi temiz. Bizim yemediğimizi müşteriye vermiyoruz kesinlikle. Yemediğimizi müşteriye vermediğimiz için buyursunlar, gelsinler, denesinler bizi. Pişman olmazlar. Bir tadına baksınlar, bir daha bırakamazlar mı diyorsunuz? Yani kendimize güveniyoruz son derece. Teşekkür ederiz bu güzel sohbet. Rica ederim, ne demek. Her uygulama için farklı lokasyonda randevular alıp kendinizi mutlu hissettiren Sivas merkezde bulunan Este Dermal Güzellik ve Yaşam Merkezi'ne konuk olduk. İzleyelim. Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Sivas'tan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda Este Dermal Güzellik ve Yaşam Merkezi'ndeyiz. Yanımda Özlem Hanım var. Merhabalar Özlem Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Este Dermal Güzellik ve Yaşam Merkezi olarak yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? Tabii ki. Burada birçok uygulama yapıyoruz. Bu odamızda manikürümüz, pedikürümüz, ayak detoksumuz mevcut. Diğer odamızda da lazer epilasyonumuz, iğneli epilasyonumuz gibi daha birçok işlem mevcuttur. Peki siz neler söylemek istersiniz yaptığınız çalışmalar hakkında? Cilt bakımı ve aynı zamanda zayıflama ünitemizde bulunmakta. Cilt bakımında kişiye uygun ünitelerimizle kitlerimizi, çalışmalarımızı yapıyoruz. Zayıflama ünitemizde de pasif jimnastik ve lenf drenajla kişilerde bölgesel incelme sağlıyoruz.
Peki burası ne zamandan beri faaliyet gösteriyor? 5 ay oldu açılalı. Daha çok yeni bir firmayız. Fakat bayağı insanlar tarafından rağbet gören bir firmayız. Daha bunun dışında ipek kirpimiz, mikrobladingimiz, kalıcı makyajımız, mezoterapilerimiz, PRP'lerimiz gibi daha birçok işlemimiz mevcut. Aynı zamanda hemşiremizle birlikte çalışıyoruz. Erkeklere de hizmetimiz var. Akşam 7.30-8'den sonra. 2017'nin gelinlik modelleri nelerdir? Sivas merkezde bulunan Miss Ceren'e gelinliğe konuk olduk. İzliyoruz. Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Sivas'tan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her genç kızın bir hayali vardır prenses gibi gelin olmak. Şu anda Miss Posta'dayız. Yanımda Tuğba Hanım var. Merhabalar Tuğba Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. İsmim Tuğba Bozda. 32 yaşındayım. Gelinlik sektöründe hizmet vermekteyiz. Sivas merkezdeyiz. Peki Tuba Hanım, neden bu sektörü tercih ettiniz? Neden bu sektör? Çünkü seviyorum. Gelinliği çok seviyorum. Boncuk, kumaş, tül, dantelle uğraşmayı çok seviyorum. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum öncelikle. Hani çok özel bir günde bize emanet ediyor gelinlerimiz kendilerini. Onlara en iyi sunabilmek için çalışıyoruz. Peki Miss Sposa ne zamandan beri hizmet veriyor? Miss Sposa 3 yıldır bu binada hizmet veriyor ama 15 senelik bir geçmişi var. Diğer dükkanımızda 15 senedir hizmet veriyorduk. Orada mekan ve yer olarak küçük olduğumuz için talebe karşılık veremedik. Biz de daha hani büyümek istediğimiz için böyle 4 katlı bir mağaza yaptık. Kişiye özel kabinler hazırladık. Bu şekilde hizmet veriyoruz şu an. Miss Sposa olarak 4 katlı bir yerden bahsettiniz. Peki burada kaç gelinlik var? Kaç model var? Biraz anlatır mısın? Şu an için 100'e yakın farklı modelimiz var mağazamızda. İsteğe bağlı olarak özel dikim çalışabiliyoruz. Resim pek taraftarı değiliz ama istek olursa yine çalışıyoruz. Ama biz biraz daha kişi özel ürünler çalışma taraftarıyız. Ve ikinci bir ürün çalışmıyoruz. Her üründen bir tane var. İkinci bir üründe mutlaka bir değişiklik yapıyoruz. Çünkü özel bir günde herkes aynı olsun istemiyoruz açıkçası. Resim tavsiye etmiyorum dediniz ya. Normalde mesela kataloglardan bakıldığı zaman birebir tutmuyor mu? Yani birebir tutuyor ama tabii ki orada çok fazla şop oluyor. O yüzden biz giyip bakıp alma taraftarıyız. Hani deneyerek fiziki yapı olsun, hani boy olsun. Hani bunu giyip denemek, bakmak lazım. Peki fizik yapıdan bahsettiniz. Kısa boylu bir kadının ya da çok uzun boylu bir bayanın gelinlik alırken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Kısa boylu gelinlerimize genelde tavsiyemiz A kesim ürünler. Hani A kesim ve kuyruklu. Daha uzun gösterebilmek adına A kesim kuyruklu. Uzun olan gelinlerimize birazcık daha prenses tavsiye ediyoruz. Çünkü etek kabarık olduğu için boy uzadığında hani daha şık duruyor. Peki Tuba Hanım, buraya gelen gelin adaylarımızın tercih ettiği modeller hangileridir? Genelde A kesim ürünler tercih ediliyor. İşli ürünler tercih ediliyor ki zaten gelinliklerimizin %90'ında işçilik ön planda, el işçiliği ön planda. Yapıştırma ürün çalışmıyoruz. O da konuklarımızın hoşuna gidiyor. Hep el dikmesi ve kristal işçilik ağırlıkta. Her genç kızın bir hayali vardır prenses gibi bir gelin olmak. Peki bu sadece gelinlikle mi alakalı? Şöyle diyelim, bunun %70'ini evet gelinlik kapsıyorsa geriye kalanında moral çok önemli. Frekans çok önemli. Çalıştığınız gelinlik firmasıyla frekansınızın kesinlikle bence tutması gerekiyor. Hem kendinizi rahat ifade edebilmek açısından hem de istediğiniz ürünü istediğiniz gibi yaptırabilmek açısından moral ve frekans çok önemli. Sonuçta bir defa evleniyoruz öyle mi? Kesinlikle. Çok özel bir güne hazırlıyoruz. Düğün stresi muhakkak ki hemen hemen bütün gelinlerimizde oluyor. Ama buradaki ortamda biz onların streslerini alıyoruz. Bazen kahve içmeye gelenlerimiz var. Hani geçen sene, daha önceki sene düğünü olup gelip işte abla bir kahve içelim, sohbet edelim diye gelen gelinlerimiz var. O frekansı çok iyi yakalıyoruz çok şükür. Miss CRN Sposa. Bu ismin bir özelliği var mıdır? Evet, ismimizin özelliği kızımızın ismi olması. Kendisi Ceren Hanım. Biz de ismi CRN olarak verdik. Miss CRN Sposa olarak hizmet veriyoruz. Peki Ceren'cim merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Nasıl bir duygu buraya senin isminin verilmiş olması? Güzel bir duygu. Yani çok güzel bir duygu oluyor. Çok heyecanlanıyor insan yani kendi adına olduğu için. İsmin kalıcı hale geldi öyle mi? Evet. İsmi Ceren'in şu an patentlendi. Türkiye çapında Miss Ceren Esposa olarak patentli ismimiz.
Çok güzel. Peki Tuba Hanım, bu güzel röportajını size çok teşekkür ediyorum. Son olarak Altın Rehber ekranlarından tüm Türkiye ve dünyaya neler söylemek istersin? Ben teşekkür ediyorum bizi seçtiğiniz için. İnanıyorum ki birçok kitleye ulaşacağız. Herkese sevgiler. Miss Çelene'ye bekliyoruz gelin adaylarını. Çocuklarımız bizim için çok önemli. Özellikle anaokulu seçimlerinde nelere dikkat etmeliyiz? İzmir Kemalpaşa'da bulunan Özel Kemalpaşa Küçük Balık Anaokulu'nda konuk olduk. İzleyelim. Sevgili Altın Rehber izleyicilerimiz, programımız İzmir'de tüm hızıyla devam ediyor. Kemalpaşa Küçük Balık Anaokulu'ndayız. Yanımda kurucu müdür Nazlı Mine Köse var. Veliler neden sizi tercih etmeli? Çocuklar sabah kalkıp okula geldiğinde günleri nasıl geçiyor burada, neler yapıyorlar? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Veli beni neden tercih etmeli? Bir kere benim gerçekten ben kendimi biraz methetmek istemiyorum. Hiçbir zaman yapmak istemediğim şeydir ama bir kere kapıdan girişte okulumda bir enerji olduğuna inanıyorum. Bir olumlu enerji olduğuna inanıyorum. Ve ben bir anneanne yaşındayım. Anneannelere daha çok güvenir insanlar. Ve anneanne gibi geliyor benim çocuklarım. Bana sabahları sarılıyorlar. Veli de geliyor. Ben de aynı zamanda Kemalpaşa'nın yerlisi olmamdan dolayı da biraz güven var. İnsanlar burada yerli insanı bulmak çok zor. Eğitimcinin yaptığı iş değil bu. Çoğunlukla ticaret düşünülerek yapılan bir yer. Ben tamamen eğitim olarak yapmak için bu işe başladım. Eğitimin önemsediğim için beni farklı kılıyor bu iş. Çünkü ben eğitim diyorum öncelikle, sonra bir ticaret diyorum. Bundan dolayı da hiç pişman olmadım. Çok şey kaybettim ama olsun. Bir şekilde uzun vadeli düşünen insanım. Uzun vadede eğitim sektörüne çok şeyler kattığıma inanıyorum. Bunun için de tercih etmeliler. Bir kere eğitimin yanı sıra beslenme çok önemli. Yoğurdumuzu devamlı 7 yıldır kendimiz yapıyoruz. Pazardan alışveriş ediyoruz. Hiç mevsimsiz sebze tüketmiyoruz. Dip frizimiz var. Dip frizde barbunyamızı, fasulyemizi yazdan alıyoruz, koyuyoruz. Ben de tam onu soracaktım sizlere Mine öğretmenim. Bu anaokulumuza gelen yemekler catering şirketinden mi geliyor yoksa sizler özel olarak burada mı hazırlıyorsunuz? Hayır. Aşçılık belgesi olan aşçımız var. Ciddi bir şekilde kursa gönderdim o arkadaşı ve belgesi var. Bu belgesi olan arkadaşımız bize fırınlarda %99 fırında yapılıyor yemeğimiz ve çiğden pişiyor. Örneğin bir karnabaharı %90 çocuk sevmez. Ama biz bunu kıymalı karnabaharı fırına atarak onu bir lezzetlendiriyoruz. Lezzetli bir şekilde olduğu için çocuklar da güzel bir şekilde yiyorlar. Sebze yemeyen çocuk hemen hemen yok. Ve sebze ağırlıklı beslemek zorundayız çocuklarımızı. %90'ında çok affedersiniz kabızlık var, hastalıklar var ve beslenme sorunu var. Bu beslenme sorununu ancak böyle halledebiliriz. Ben şimdi yemekhaneye gidiyorum ve bir bağırıyorum. Hadi diyorum aslanlarım ne yaptınız bakayım gözler parlamış mı? Bir bakıyorum hepsinin gözler açılıyor. Ben yedim. Ve bu enerjiyle hepsi yarış halinde yemek yiyorlar. Yemek yemeyen ve sebze tüketmeyen öğrencimiz hemen hemen yok gibi. Hayalinizdeki saçlara kavuşmanın adresi İzmir Konak'ta bulunan Highlights The Airdress Kuaför'e konuk olduk. Birlikte izleyelim. 2009 yılından beri Highlights Hairdresser güçlü, genç ve dinamik kadrosu 35 personeliyle tarz yaratmaya, renkleriyle İzmir ve Çeşme'nin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Renklendirmeleri, tarzlarıyla modanın kalbini yakalayan Highlights The Hairdresser size saçınız dışında gelin saçı, makyajı, manikür, pedikür, kalıcı oje, makyaj, saç bakımları imkanı da sunuyor. Siz değerli müşterilerimiz için ikramlarımız ve sıcak ortamımızda saçlarından memnun olmayan bütün bayanlarımızı bekliyoruz. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sofranızdaki lezzet, kalite, güven için İzmir'de bulunan Roka Catering'e konuk olduk. İzliyoruz.
Değerli Altın Rehber izleyicileri, İzmir'de Roka Catering'deyiz. Yanımızda firma yetkilisi Fethiye Hanım var. Fethiye Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Biraz sizi tanıyalım mı? Uzun yıllardan beridir catering firmasında çalışmaktaydım. Kendi yerimizi açtık. Roka Catering İzmir'in yeni yüzü. Hizmetlerimiz ve kalitemizle müşterilerimize güvenle yemek hizmeti vermekteyiz. Fabrikalara toplu yemek hizmeti sunmaktayız. Kokteyl, düğün davetleri, özel davetler, bunlar da var hizmetlerimizin arasında. Roka Catering olarak peki misyonunuz nedir? Yani vizyonunuz nedir? Bakış açınız nedir? Bunlardan bahsedebilir miyiz biraz? Tabii ki her zaman güvenilir bir firma olmak müşterimiz için. Müşterilerimizin daha kaliteli yemek yemelerini sağlayabilmek en büyük amacımız. Hem lezzetli hem uygun fiyatlı, aynı zamanda istikrarlı bir firma olabilmek amacımız bu. Saç sanatı hakkında bilmek istediklerinizi Aydın İncirlioğlu'da bulunan saç sanatına konuk olduk ve sorduk. İzliyoruz. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, programı Sız Kesmeden devam ediyor. Zeytinyağı başkenti Efeler Diyarı Aydın'dayız. Aydın'ın İncirliova ilçesinde saç sanatından bize Hasan Okyar konuk etti. Hasan Bey, saç sanatı kaç yıldır faaliyet göstermekte? Siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Ben bu sektörde 12 yıldan beri yapıyorum. Kendim de saç sanatı ekibimi kuralı bir sene oluyor. Sizin işletmenizde saç sanatında uygulanan bir uygulama olan porselen makyaj. Porselen makyaj nedir? Ne işe yarar? Yani kimler yapmalı bu porselen makyajı? Bu konudan da biraz bahsedebilir miyiz? Porselen makyaj yani diğer makyajlardan farkı akmıyor. Ciltte problem yaşatmıyor. Kaliteli bir porselen makyaj kullandıklarında korsan malı ya da olmaması lazım. Her yerden alınmayacak. Yani belli bir marka olması lazım. Bence porselen makyaj günlükte anlamda da kullanılabilir. Daha canlı, cildi daha canlı gösteriyor. Daha böyle sizi doğal gösteriyor yani. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Röportajımı sonlandırmadan önce buradan izleyicilerimize, potansiyel müşterilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır Hasan Bey? Tabii ki de yani her müşteriye eşit davranmaya çalışıyoruz. Her müşteriye çok iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz. O yüzden her zaman şikayet ya da iyi dileklerini her zaman bana iletmelerini istiyorum. Memnun olan müşterilerime de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepsi çok iyiler. Onlara da buradan teşekkür ediyorum tek tek. Farklı lezzetlerin tek bir adreste buluştuğu Sivas'taki Semih Kebap'tayız şimdi. İzliyoruz. Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Şu anda Sivas'tayız. Semih Kebap'tayız. Yanımda işletme sahibi Semih Bey var. Merhabalar Semih Bey. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Semih Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Semih, soyadım Yönes. 26 yaşındayım. Bu sektörle uğraşıyoruz. Bir yıl oldu ben buraya açalı. Bir yıldır hizmet veriyoruz.
Peki burası sanırım bir dededen kalma mesleği icra ediyorsunuz. Bunun hikayesini bize anlatır mısınız? Evet, burası dededen kalma bir yer. Biz de o sektörü insanlara hizmet etme amacıyla devam ettiriyoruz. Yani 1893'ten bu yana gelen bir sektör, meslek. Yani geleneğinizi devam ettiriyorsunuz şu anda en iyi şartlarda. Evet, aynen. Peki Semih Bey, burada neler yapıyorsunuz? Menü içeriklerinizde neler var? Biraz anlatır mısınız? Öncelikle tüm Türkiye'nin bildiği gibi meşhur Sivas köftemiz var. Yanında Adana şiş, et döner, tavuk döner çıkartıyoruz. Kanat, tavuk şiş, et biftek, pirzola. Çorba çeşitlerimiz var. Haftanın belirli günleri Sivas yöresine ait madmak çorbamız çıkıyor. Tavuk çorbası bunun yanı sıra. Mercimek çorbası. Bu şekilde. Peki bunlarda kullandığınız et ürünlerini ya da diğer malzemeleri nasıl temin ediyorsunuz? Et ve et ürünlerini soğuk hava depomuz var. Soğuk hava deposunda temin ediyoruz ve daha çok günlük temin etmeye çalışıyoruz. Daha taze ve hijyenik oluyor, evet. Peki haftanın hangi günleri, hangi saat aralıklarında hizmet veriyorsunuz? Pazartesi, cumartesi arası hizmet veriyoruz. Pazar günü artık personel olarak da dinlenmeye çekiliyoruz. Pazar günleri kapalıyız. Sabah 7 gibi başlıyoruz. Akşam 9-10 civarı hizmet veriyoruz. Peki menülerinizdeki ürünlerinizin tazeliğini, titizliğini, hijyenini nasıl sağlıyorsunuz? Ürünlerimizi dediğim gibi günlük temin ediyoruz. Baharat olayına daha çok dikkat ediyoruz. Onu da Maraş, Antep tarafından temin ediyoruz. Arkadaşlarımız var. Haftalık uğruyorlar toptancılarda. O şekilde temin ediyoruz. Yani yerinden temin ediyoruz. Semih Kebap olarak aynı anda kaç misafir barındırabiliyorsunuz burada? Semih Kebap olarak aynı anda bir 70 kişi misafir edebiliyoruz. Alt katta da salonumuz var, üst katta salonumuz var. Aşağı girişte misafir edebiliyoruz. Yani 70 kişi, evet. Peki personel seçimi her şeyden önemlidir. Bu seçimleri yaparken dikkat ettiğiniz unsurları anlatır mısınız? Personel seçiminde daha önce işinde tecrübeli, güler yüz, kendi hani iş tecrübelerine dayanarak daha çok işte işinde tecrübeli olmuş ve özellikle öğrenci arkadaşlara ben çok özellikle dikkat ediyorum. Hani part time konusunda bir nevi öğrencilere de yardım amacıyla yani öğrenci de çalıştırıyoruz. Peki Semih Kebap'ı diğer restoranlardan ayıran özellikler nelerdir? Ben neden burayı tercih etmeliyim? Şöyle söyleyeyim, hani biz dediğim gibi dededen gelme olduğu için güler yüz, hizmet ve lezzet hepsini bir çatı altında topladık. Bu yüzden bizi tercih edebilirler. Peki diyelim ki Sivas'ın diğer ucundayım. Paket servisi vermek istiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii tabii. Evlere, iş yerlerine servisimiz vardır. Yani neresi olursa olsun illaki gönderiyoruz, yani ulaşıyoruz. Peki Semih Bey, ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Biraz anlatır mısınız? İleriye yönelik de inşallah Batı tarafına, İstanbul, İzmir, inşallah ileride bir şube açarız, neden olmasın. Müşteri memnuniyeti sağlamak adına neler yapıyorsunuz? Müşteri memnuniyeti sağlamak adı altında dediğim gibi personelimiz olsun, güler yüz, hizmet ve hijyene çok dikkat ediyoruz. Yani bu şekilde müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Taze ürünlerle birlikte? Taze ürünlerle birlikte dediğim gibi günlük et, tavuk baharatını dediğim gibi Gaziantep, Maraş'tan tedarik ediyoruz. Bu şekilde müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz inşallah. Peki Semih Bey, burada kaç kişi çalışıyor? Burada şu an 10 kişi çalışıyor. Tabii part time arkadaşlarımız da geliyor. Bu şekilde gündüz, akşam. Dönüşümlü olarak? Dönüşümlü olarak evet, çalışıyoruz hep birlikte. Semih Bey, bu güzel röportaj için size çok teşekkür ediyorum. Son olarak Altın Rehber ekranlarından tüm Türkiye'ye ve dünyaya neler söylemek istersiniz? Altın Rehber ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok mutlu ettiler. Ülkemiz için de sağlık, mutluluk ve barış ortamı diliyorum. Evet efendim, Sivas Semih Kebap'taydık. Bakalım şimdiki durağımız neresi olacak?
öncesi eğitimin önemi nedir sizce? İstanbul Ümraniye'de bulunan Şerif Ali Küçükşehir Anaokulu'na konuk olduk. İzleyelim. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektör arası turumuza İstanbul Ümraniye'de devam ediyoruz. Şerif Ali Küçükşehir Anaokulu'ndayım. Bir anaokula dediğimizde sempati gelir akla. Ben de Gülben hocama bunu söylüyorum. Kendisi çok sempatik. Aynı zamanda okul müdürümüz. Merhabalar Gülben hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyiyim. İyi ki geldiniz okulumuza. Siz de hoş geldiniz. Çok mersi. Hoş bulduk. Biraz sizi yakından tanıyabilir miyiz? 16 yıldır eğitim dünyasının içinde kendini çocuklara ve öğrenmeye adamış bir eğitim gönüllüsüyüm. Lisansımı ve yüksek lisansımı Marmara Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra anaokul öğretmenliği yaptım. Son 10 yıldır da eğitim yöneticiliği yapmaktayım. Peki Gülben hocam, Küçükşehir Anaokulu'nda hizmetlerimiz nelerdir? Yelpazemizi açtığımızda neler mevcut? 3-6 yaş grubu öğrencilerimizle birlikte çalışıyoruz. Tabii burada kurucularımızın çok büyük bir önemi var. Profesör Doktor Üstün Dökmen ve uzman psikolog Süleyman Hecebil'in 11 yıl önce Türkiye'de okul öncesi eğitim sisteminde bir standartizasyon yaratabilmek amacıyla yola çıktıkları bir hayal aslında. Aynı zamanda Üstün Dökmen'in bir televizyon programının adıdır Küçük Şeyler. Dolayısıyla Türkiye için çok değerli iki ismin şu an Türkiye'de gerçekleştirmiş olduğu bir sistemdir Küçük Şeyler Anaokulu. Okulları. Evet, hayata geçirdikleri bölüme baktığımızda zaten istedikleri konuma ulaştıklarını görüyoruz. Peki bir de bunun altına baktığımızda kimler, bu emekte kimler var, sizler burada kaç kişisiniz, branşlar nelerdir? Tabii biz oldukça geniş bir kadroyla çalışıyoruz. Çünkü işimiz çocuk ve çok hassas. Onların beslenmesinden, güvenliklerinden, sağlıklarına kadar ve aynı zamanda eğitimlerine kadar içeride oldukça geniş ve alanında uzman bir kadroyla çalışıyoruz. Sınıf öğretmenleri, yardımcı öğretmenleri, İngilizce öğretmenleri, okul psikoloğumuz ve diğer idari kadromuz. Sayımız oldukça yüksek. Ve çocuklara değdiğimiz için her anlamda da zaten kendimizi yetiştirmek ve aynı sevecenlikle de onlara yaklaşmak durumundayız. Vizyonumuz burada tabii çok değerli. Çünkü suflör kullanmadan yaşamayı öğrenen çocuklar yetiştirmek ve topluma da insani ve çocuksu değerleri kazandırmak için yola çıkmış durumdayız. Dolayısıyla öğretmenlerimizi yetiştirme programlarımız, hizmet içi eğitim programlarımız da bir o kadar hızlı ve aktif gitmekte içeride. Öğretmenlerimizin sınıflarında uygulayacakları programlar tamamen Üstün Dökmen Gelişim Akademisi uzmanları tarafından hazırlanır ve bizlerle paylaşılır. Başta Profesör Doktor Üstün Dökmen olmak üzere yıl boyunca ailelerimizin destek istediği konularla ilgili uzmanlarımız aile akademisi şeklinde hizmet verirler. Eğitim programlarımızın yanı sıra branş derslerimiz de oldukça aktiftir. Öğrencilerin yeteneklerini ve potansiyellerini keşfetmek adına görsel sanatlar, hareket eğitimi, yaratıcı drama ve orf çalışmalarımız içeride yoğun bir şekilde devam eder. Tüm bunların yanı sıra beslenme, güvenlik ve sağlık tabii ki de ön koşul anaokullarında. Bu konuda çok titiz çalışmalar yürütürüz. Binamız tamamen öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarına yönelik bir şekilde güvenli eğitim ortamları sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. 5 yıldızlı otel konseptiyle diğerleri ayıran en büyük özellik ne sizce? Trabzon merkezde Zorlu Grand Otel'e konuk olduk, sorduk, izliyoruz. Otelimiz 20 sene önce kurulmuş bir otel. Trabzon'un ilk 5 yıldızlı oteli. Çok ciddi bir öngörüyle yapılmış. Yani burada hiçbir otel, turizm sektörünün herhangi bir tesisi olmazken böyle bir yatırım öngörüsüyle hayata geçmiş bir otel. 160 otel oda kapasiteli, 330 yatağı var. Toplantı salonu, salonlarıyla birlikte banket organizasyonları da ev sahipliği yapan bir otel. Zorlu Grand Otel 160 odası olan, 330 oda kapasiteli. Toplantı salonları 10 kişilik toplantı salonundan 500 kişiliğe kadar farklılık gösteren toplantı salonlarına sahip. Artı girişte gördüğünüz lobide özel banket ve kokteyllere ev sahipliği yapabilecek kapasitede bir yer.
Sevgili Altın Rehber izleyicilerimiz, İzmir programı Hız Kesmeden devam ediyor. Alaçatı'nın otantik sokakları arasında ilginç konsepti ve ilgili personeliyle dikkat çeken Şerefe Balık'tayız. Yanımda işletmeci Haluk Alyağız var. Haluk Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz? Öncelikle ben teşekkür ederim. Alaçatı'ya hoş geldiniz. İlginiz için teşekkür ediyorum. Ben yaklaşık 25 senedir bu sektörün içindeyim. 2011 yılından beri burada Alaçatı'da faaliyet vermekteyiz. Yaklaşık 600 kişiliktir yerimiz. Yaz ve kış sezonu boyunca müşterilerimize hizmet vermekteyiz. 2011 yılından beri Şerefe Balık olarak faaliyettesiniz. Doğrudur sanırım. Peki müşterilerimiz alakart ya da fix menü seçeneklerinden mi yararlanabiliyor? Menü seçeneklerimiz nelerdir? Şimdi şöyle, bizim normalde alakart restoranız, balık restoranıyız. Ama grup yemeklerinde fix menü seçeneklerimiz mevcuttur. Müşterinin isteğine göre değişik fix menü seçeneklerimiz vardır. Bunlardan hangisini tercih ederlerse ona göre hizmet vermekteyiz. İzmir'de, Alaçatı'da birçok aynı konaklama, yani bu yemek içme anlamında bir sürü bu şekilde firmamız var. Peki neden müşterilerimiz, izleyicilerimiz sizleri tercih etmeli? Güzel bir soru. Öncelikle bizim hedefimiz lezzet. Mutfağımıza çok güveniyoruz. Deniz mahsullerimiz, endemik bitkilerden yaptığımız, yani yöreye has bitkilerden yaptığımız ot mezelerimiz, zeytinyağımız, servisimiz, konumumuz, lokasyonumuz, hepsi bunların birlikte olduğu zaman insanlar tercih ediyor, müşterilerimiz teveccüh gösteriyorlar. İlk açtığımız günden beri, 2011'den beri yaz kış hizmet vermekteyiz. Yazın farklı müşteri kesimimiz, kışın farklı yaz kış hizmet vermekteyiz. Peki masada da harika yemekler var, bizler için hazırlamış olduğunuz ara sıcaklar, mezeler var. Peki sadece deniz mahsulleri üzerine mi kuruludur bu Şerefe Balık, yoksa ana yemeklerde et türü de var mıdır? Yok, sadece deniz mahsulleri üzerine kurulu ama tabii ufak çocuklar falan geldiği için köfte seçeneğimiz de var. Sadece bir tek köfte olarak et menümüz de var. Onun dışında zeytinyağlı ağırlıklı deniz mahsulü ve deniz ürünlerimizden oluşan mezelerle hizmet vermekteyiz. Peki özel günlerde, yani bu nikah sonrası yemek, nişan vesaire sonrası yemekler oluyor. Böyle programlarda da işletmenizde yer veriyor musunuz gruplara? Onlara özel sunduğunuz bir menünüz var mıdır? Tabii yani grup yemeklerine, özellikle nişan, nikahlardan sonra yapılan yemeklerde menülerimiz var. Zengin menümüz var. Seçeneklere göre hizmet veriyoruz tabii. Gördüğüm kadarıyla burada bir eğlence programı da gerçekleştiriliyor. Bunlar hangi günler gerçekleşiyor? Bir canlı müzik orkestra mı sahneye çıkıyor? Tabii. Şimdi öncelikle hafta sonlarında buna yer veriyoruz. Dediğim gibi öncelikle bizim asıl hedefimiz restoranımız. Asıl işimiz lezzet. Lezzetten sonra insanlar hafta sonu, özellikle kışın eğlenceye yer veriyoruz. Canlı müziğimiz var, değişik gruplar geliyor. Zaten reklamlarımızdan takip ederler. Hafta sonunda değişik gruplara yer veriyoruz ve eğlenceli, bayağı eğlenceli, keyifli bir gece geçiriyor insanlar. Peki röportajımı sonlandırmadan önce Haluk Bey, buradan izleyicilerimize, potansiyel müşterilerinize söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Vallahi bizi tercih ettikleri için öncelikle herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizi denemeyenlere denemesini istiyorum. Özellikle hafta sonu canlı müziğimizle birlikte eğlence, Şerefe'nin eğlencesine ortak olmalarını istiyorum, bekliyorum. Haluk Bey'e verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bizleri konuk ettiği için, bu güzel lezzetleri bizlere tattırdığı için çok teşekkür ediyorum. Bakalım sıradaki durağımız neresi?
Güvenç'in ailesi olarak 1940'tan beri misyonumuz mimaride Osmanlı sanatını ve ihtişamını devam ettirmek. Bu güzide nakışları çini ve seramikle birleştirerek gelecek nesillere aktarmaktır. Çini ve seramik ile eşsiz mekanlar, sanatsal dokunuşlar, göz alıcı desenler, akıllarda yer eden şıklık ile siz de unutulmaz anlarınızı sıcak desenlerle görsel şölene çevirebilirsiniz. 72 yıldır eksilmeyen güvenleri için tüm müşterilerimize sonsuz teşekkürler. Ben Sedat Algül, emekli memurum ve yaklaşık 6 ay önce arkadaşım Serdar'la birlikte burayı açmaya karar verdik ve başladık. Serdar Bey, sizleri de tanıyalım mı? Sedat'ın söylediği gibi ismim Serdar Yeni İkinci. 6 aydır beraber Sedat'la burayı işletiyoruz. Sizleri dükkanımızda görmekten mutluluk duyduk. Rum mimarisine uygun olarak yaptık. Malum Rum mimarisinde birçok duvar örgüsü var. Biz de bunu örnek aldık ve bütün duvarlarımız, çevrenize gördüğünüz hepsi ayrı bir duvar örgüsüne sahip. Tamamıyla şu anda bir sokağın içinde bulunuyorsunuz. Birinci evimiz gördüğünüz gibi, ikinci evimiz, hemen benim arkamda üçüncü evimiz, dördüncü evimiz sizin arkanızda efendim ve beşinci evimiz de içeride bulunmaktadır. Özellikle misafirlerimiz, İzmir merkezinde yaşayan misafirlerimiz bu mimariyi görmek için Çeşme'ye ve Alaçatı'ya gidiyorlar. Fakat biz misafirlerimizi oraya kadar yormak istemedik. Alsancak'ın göbeğinde, İzmir'in göbeğinde de gelsinler, o Alaçatı, Çeşme havasını burada yaşasınlar, bu sokağın içerisinde gelsinler, mutlu olsunlar istedik. Sokağımızda 3 tane dükkanımız var. Bunlardan birisi hemen arkanızda bulunan Emek Sinemamız. İkincisi Şen Bakkalımız, ki bu Şen Bakkalımızda malumunuz eski ürünleri sergiliyoruz. Üçüncü de yine siyah beyaz resimlerimizin bulunduğu köşede Fotogülümüz var. Bizim bir üst katımız, batar katımız var. Bu batar katımızı bir safranbolu evinin içi olarak dizayn etmeye çalıştık. Biraz önce aşağıda söylediğim gibi, bütün misafirlerimiz hep şehir dışına çıkıyorlar. Biz de Serdar'la birlikte düşündük ve bunu İzmir'in merkezinde, göbeğinde yapmaya karar verdik. Bu sebeple burada bir şöminemizi yaptık ve ardından sadece yetmedi. Bununla da yetinmeyip iki tane de cumba ekledik. Bu cumbalarımız da çok özel, çok nezih, çok güzel ve nostalji kokan yerler. Bütün misafirlerimiz büyük mutluluk duyuyorlar burada oturmaktan. Bir ailem ilk olarak 2003'te İzmir, Bornova'da gece hayatına start verdi. Bir ailem zamanla Türkiye'de adını duyurarak son derece başarılı bir ivme sergiledi. Bu yoğun çalışmaların sonucunda Türkiye genelinde en iyi ilk 10 işletme arasına girerek başarısını pekiştirmiş oldu. Deneyimli ve güler yüzlü kadrosu ile her zaman en iyi hizmeti vermeyi amaçlamış olan bir işletme olarak haftanın 7 günü canlı müzik yapılmakta ve İzmir'in en iyi solistleriyle İzmir gecelerine damga vurmaya devam etmektedir. Muhteşem konseptiyle siz değerli misafirlerimizi ağırlamak için rezervasyon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hedefimiz Bir Alem markasını en yükseklere taşımaya devam etmektir.
Sevgili izleyenler, Bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Her türlü soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, yeni bir Altın Rehber programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.